Bismillahirrahmanirrahim. O muttakiler ki çirkin bir iş yaptıklarında veya kendi nefislerine zulmettiklerinde peşinden hemen Allah'ı anar, günahlarının affedilmesini dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim affeder ki? Bir de onlar bile bile işledikleri günahlarda ısrar etmez. O günahı sürmezler. Âl-i İmran Suresi 135. Ayet. Halbuki sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğratmaz. Eğer onlar istiğfar ederlerse Allah bu takdirde onlara azap etmez. Enfal Suresi 33. Ayet. Kim kötülük eder veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse Allah'ı gafur ve rahim, affı ve merhameti bol bulur. Nisa Suresi 110. Ayet. Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Dersimize ayet-i kerime mealleriyle başladık. Efendim, bugün ilk bölümümüzde nefsin sorgulanması hususu üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim'de geçen "Hayır, hayır, kasem ederim." sürekli kendini kınayan o nefse ayet-i kerimesi ışığında nefsi sorgulayıp hesaba çekme meselesini nasıl anlamalıyız? Evet, bu sorunun cevabını arayacağız. İlk bölümümüzde bu konuya yer vereceğiz. Şöyle ki, sürekli kendini kınayan nefis şeklinde manasını tavsiye etmeye çalıştığımız nefsi levvame nefsin nefsi emmare mertebesinden sıçrayıp bir üst makama yükseldiği yerdir. Bu sebeple isterseniz öncelikle nefs-i emmare üzerinde kısaca duralım. Nefs-i emmare, insana kötü ve çirkin şeylerden emreden ve yapılan bu fenalıklar karşısında herhangi bir rahatsızlık duymayan nefistir. İnsanın tabiat ve cismaniyeti eğer bu bir terbiye tezkiye görmezse ruhen terakki yoluna girip kalp tasfiyesinde bulunmazsa, üstadın tabiriyle cismaniyetten çıkıp hayvaniyeti bırakıp kalp ve ruhun derece-i hayatına yükselmezse, o nefis insana sürekli kötülüklere emreder, fenalıklara yönlendirir ve boynuna bir ip takıp onu istediği yerde otlatır. Halbuki İnsan ipi boynunda istediği yerde otlamak üzere dünyaya gönderilmiş bir varlık değildir. Zira yaratılış gayeleri doğrultusunda o işi yapacak başka bir sürü mahluk zaten yeryüzünde mevcut bulunmaktadır. İnsansa yaratılmışların en şereflisi olarak Cenab-ı Hakk'a muhatap olabilecek en mükemmel bir surette iç dış donanımıyla en güzel bir kıvamda yaratılmıştır. Şimdi insan bütün bu mazhariyetlere rağmen ipi boynunda bir mahluk gibi hayatını yaşayacak olursa, hasılı onlar hayvanlar gibi, hatta onlardan da şaşkındırlar tokadını yer ve seviyesinin çok altına düşmüş olur. İşte herhangi bir terbiye ve tezkiye görmemiş, sadece hayvani ve cismani arzularını yaşamış böyle bir nefsin bir üst mertebesi nefs-i levvame mertebesidir. Bu mertebedeki insan salih amel yolunda bulunmakla beraber yer yer hata ve günahlara girer, sürçmeler, düşmeler yaşar. Tevbe suresinde ifade buyurulduğu gibi iyilik yapar, ancak bunun yanında fenalık da yapar. Kimi zaman hatalar gelir, sevapların çehresini karartır. Kimi zaman da güzellikleri
çirkinlikler takip eder. Fakat bu mertebedeki bir insan hata ve günahlar karşısında hemen tevbe ve istiğfara yönelir. Kötü bir şey yapmaya niyetlendiğinde veya ona doğru azm-ı kasta bulunduğunda veyahut şöyle böyle bir kötülük yapıp bir fenalığın içine düştüğünde hemen o fena duygu ve fena davranışlardan sıyrılıp kendine gelir, istiğfara koşar ve Allah'a yönelir. Her defasında "Ya Rabbi, ben kendime yazık ettim, affeyle beni" veya "Senden başka ilah yoktur, seni her türlü noksandan tenzih ederim, gerçekten ben kendime zulmedenlerden oldum" veyahut da "Ey bizim Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik, şayet sen kusurumuzu örtüp bize merhamet buyurmazsan en büyük kayba uğrayanlardan oluruz" gibi mübarek beyanlarla pişmanlığını seslendirip arınma kurnasına koşar. İşte bu nefs-i levvame mertebesidir. Soruda zikredilen ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Allah Celle Celaluhu insanlara böyle bir hale inlendirmek adına o mertebeye kasemde bulunuyor. Bu da istidradi olarak konuyla alakalı şöyle bir tespitte bulunabiliriz. Bilindiği gibi nefis, Kur'an'ın bir kısım işaretlerine dayandırılarak 7 ayrı mertebede ele alınmış ve nefs-i levvame az önce bahsedildiği gibi nefs-i ammareden sonra ikinci mertebe olarak kabul edilmiştir. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim'de nefs-i levvame mertebesine kasemde bulunuluyorsa denilebilir ki bu mertebenin üst mertebeleri kabul edilen nefs-i mülheme ve nefs-i mutmainne evveliyetle nefs-i mutmainin iki kanadı sayılan nefs-i raziye ve nefs-i maziyede öncelikli olarak kasem edilmiş ve bu iki kanadın bir temadisi kabul edilen veya sadece bir kısım tabiatları açık bir ufuk olarak değerlendirilen nefs-i safiye ve nefs-i zakiye ise haydi kasemde, hayli hayli kasemde bulunulmuş demektir. Zira ilahi hitap ve ilahi ifade çok defa meselenin en alt mertebeden de ele alınmak suretiyle bir açıdan daha üst mertebede bulunanları da içine alacak şekilde bir üslubun tercihi buyurulduğunu görüyoruz. Ayrıca üzerinde durulabilir ancak asıl konumuz olmadığından sadece işaret nevinden bir hususa daha temas edip geçmek istiyorum. Şöyle ki mevzumuz olan ayet-i kerimenin öncesinde kıyamete yemin ediliyor. Devamında ise insan zannediyor mu ki ölümünden sonra biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz buyuruluyor. Yani insan zannediyor mu ki bir zaman dünyada onun varlığını meydana getiren biz daha sonra onun kemiklerini, parçalarına, vücudunun uzuvlarını, molekül, atom, elektron, proton, nötron ve partiküllerini yeniden bir araya getiremeyecek bir halk-ı cedid ile yeniden onu inşa edemeyeceğiz deniyor. Öyle anlaşılıyor ki nefs-i levvame ile kıyamet gerçeği ve haşir neşir akidesi arasında ciddi bir münasebet söz konusu kardeşlerim. Zira görüldüğü üzere haşir neşir ile alakalı böyle bir meselede en büyük teminatçı ve en inandırıcı zat olan Allah Celle Celaluhu nefs-i levvameye kasem ederek bu iman hakikatinin ifade buyuruyor. İşte ayetler arasındaki bu münasebetten şöyle bir işaret sezebiliriz. Nefs-i levvame mertebesindeki bir insan kıyamet ve haşir hakikatine inanma ufkunu yakalamış, kalbinde o iman hakikatını duyup hissedebilecek bir seviyeye ulaşmış kişi demektir. Nefs-i levvame mertebesi sadece yapılan kötülük ve günahlar karşısında pişmanlıkla kıvranıp kendini levmetme, istiğfarda bulunmak demek değildir. O aynı zamanda yapılan en güzel amelleri dahi
yeterli bulmama, en güzel davranışlarda bile bir bit yeniği olabileceği mülahazasıyla yapıp ettiklerini beğenmeme ruh halidir. Mevzuyu misallendirecek olursak, diyelim ki siz bir yerde konuşurken daha önceden bir ilk hesabınızın bulunmadığı içinizde enaniyet ve gurur adına herhangi olumsuz bir düşüncenin olmadığını zannettiğiniz bir esnada çok güzel bir söz söylediniz veya karşılaştığınız bu sürpriz bir soruya karşı Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle ağzınızdan güzel, orijinal, kıyak bir cevap çıktı. Hafizanallah, o esnada aklınızın köşesinden dahi galiba ben bunu iyi dedim gibi bir şey geçerse şirk gayyasının kenarında bulunuyormuş gibi ürpermeli ve hemen o esnada bir daha doğrulamayacağı şekilde nefsinizin başına bir balyoz indirmelisiniz. İndirmeli ve kendi kendinize abeküstah, ağız onun, dil onun, dudak onun, akıl onun, mantık onun, muhakeme onun, senin söylemen de esas söyleyen o, senin duyup hissetmen de esas duyurup hissettiren o, senin idrakinde idrak ettiren, senin muhakemende muhakeme ettiren o diyerek vakit geçirmeksizin nefsinizle hesaplaşmaya girmelisiniz. Çünkü hakkı hak sahibine vermek hakperestliğin ifadesidir. Halbuki bu tür bir düşüncenin başkasının mülkünü kendine mal etmek suretiyle hakkı gasp etmek demektir. Misalleri çoğaltabiliriz. Mesela vaaz kürsüsünde yırtılırcasına avazın çıktığı kadar Allah deyip bağırdığın ama acaba bu bağırış onun için miydi? Eğer bu bağırış tir tir titreyen, yüreğinin yaşaran gözlerinin gayri iradi ortaya çıkan tabii bir sonucuysa onun için olduğu söylenilebilir. Yoksa Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi es'ammu gaybe, yani duymayan, işitmeyen, uzakta bulunan bir zata seslenmiyor ki o içten içe söylediklerinizi dahi duyuyor, biliyor. O halde bize neydi o bağırmalar, çağırmalar, ses yükseltmeler demezler mi? Misallerde olduğu gibi iyi ve güzel ameller yaparken dahi akla gelebilecek nefsani bir dürtüden alıp da hafizanallah günümüzde çokça telaffuz edilen yarattım, yarattı, çok şahane şeyler yaratıyor gibi Halik-i Kainat'a meydan okuyormuşçasına başkalarından lisanımıza intikal etmiş ve bize hiç yakışmayan elfazla değişik şirklere girmeye kadar geniş bir sahada ele alıp değerlendirmemiz bunları mümkündür. Bu sebeple en küçüğünden en büyüğüne kadar bu geniş alanda yapıp ettiği söyleyip ortaya koyduğu her mesele karşısında insanın belki de binlerce estağfurullah, her günah, her hata, her masiyetten dolayı Allah'ın sevip hoşnut olmadığı her şeyden dolayı istiğfar ediyorum demesi ve Allah'a tevbede, inabede, evbede bulunması gerekir. Vesselam. İnsana insan denmez kendini bulmayınca, gönül bir viranedir sevgiyle dolmayınca, öze dön, bırak teni seversen kendini, yolda kalırsın inan hak ile olmayınca, nefsine uymuşsan tam işin can üstüne can, bir yere varamazsın ruhunla kalmayınca. Allah maşuk, Allah yar, gayrisi sinede var, eremezsin bir yere, huzura varmayınca.